Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Beşiktaş transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara transfer yazan herkesin yorumuna kalp atıyoruz. Rozier Beşiktaş'ta 1 milyon euro civarında kiralama bedeli. Sonraki satıştan pay. Bonuslar dahil 1,5 milyon euro maaş alacak. Zorunlu opsiyonu tam bilmiyorum. O yüzden bir şey dersem yalan olur. Zorunlu opsiyon var. Parasal kısmını tam bilmiyoruz. Ama bundan öncekinde konuşulan ortalama bonuslar dahil 3 milyon euro idi. Beşiktaş Brezilyalı forvet William Jose için Real Sociedad'a kiralama teklifi yaptı. Maaşının bir kısmını kulübün ödemek istiyoruz. İki yabancı forvet alacak olan Beşiktaş, William Jose'yi de kadrosuna katmayı planlıyor. William Jose 29 yaşında. 18 milyon euro piyasa değeri var. Sağ ayak. 366 maçta 102 gol 24 asist yapmış. Herhangi bir kanat oyuncumuzu satmadan Bruma transferini gerçekleştirmemiz olanaklı gözükmüyor. Yönetim Larin için 9 ya da 10 milyon euro teklifleri direkt kabul edecek. Enkudu için Olymp. Olympiakos'un ısrarı sürüyor. İlk yaptıkları kiralama teklifini reddettik. Sergen Yalçın büyük rakamların gelmemesi halinde Enkudu'nun takımda kalmasını istiyor. Eğer Buruma transferi gerçekleşirse Buruma Beşiktaş'ta can yakar. Bugün flash bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Topal ismi geçti. Beşiktaş direktörü Sergen Yalçın Mehmet Topal'ın transfer edilmesini talep etti. Tecrübeli teknik adam Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda kullanmak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ifade edildi. Mehmet Topal'ın uygun bir maaş karşılığında transfer edilme ihtimali olduğu belirtildi. Beşiktaş, Arsenal'ın İspanyol stoperi Pablo Mari ile anlaşmaya vardı ve kulüplerin anlaşmaya varmasını beklemeye başladı. Arsenal'de senelik 1,5 milyon euro kazanan Solak stoper için Beşiktaş 1 milyon euro teklif etti. Arsenal yönetimi ise maaşının tamamını Beşiktaş tarafından karşılanmasını talep ediyor. Görüşmeler sürüyor. Ortak bir noktada buluşacağı düşüncesindeyim. Akpom geçen sene olduğu gibi bu sene de Forvet adayımız. Yönetim önümüzdeki günlerde girişim yapmayı düşünüyor. İkinci Forvet olarak planlıyor. Akpom 25 yaşında. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro. Toplam 272 maçta 74 gol 25 asisi yapmış. Mert bon servisimi alabilirim. Ama imza parası isterim diyor. Başakşehir 1.5 milyon euro istiyor. İmza parası hakkında net bir bilgimiz yok. Bu demek oluyor ki Beşiktaş Mert'le anlaşırsa Ersin Destanoğlu nice transfer olacak deniliyor. İstanbul'a gelecek olan dünya ünlü İspanyol forvet ücretini indirime gitti. Artık sadece küçük prizler üzerinde duruluyor. 32 yaşındaki golcü bu hafta için İstanbul'a gelecek ve detaylı sağlık kontrolünden geçecek. İspanya'da yayın yapan ABC gazetesine konuşan Beşiktaş futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları Sevilla forması giyen Lukta ile de ilgilendiklerini doğruladı. Torun oğulları açıklamasında Luke ile ilgilendiğimiz doğru bon servisiyle ya da kiralık olarak transfer için çalışmalar sürüyor. Transfer için rakam vermek istemiyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan geldik Larine. Larine'in menajerinin yaptığı açıklamada Beni kulüpten kimse aramadı. Sadece sezon bittikten sonra oyuncumla bir görüşme yapmışlar ve takımda kalmasını istediklerini söylemişler. Ancak bu konuyla ilgili benimle görüşmeleri gerekiyor ve Beşiktaş yönetimi benimle iletişime geçmedi. İnsanların bilmesi gereken şu. Beşiktaş 2 Ekim 2020 tarihinde Larin'i bedersiz bırakacaktı. Bir Belçika takımının ciddi ilgisi vardı. Fakat biz Beşiktaş'ta kalmasına karar verdik. Bugün eğer bir teklif gelirse Beşiktaş değerlendirecektir. Satmak istediklerini düşünüyorum. Ocakta Larine West Brom için ilgisi vardı. Ancak önceliğimiz İngiltere'de son sıradaki bir takıma gitmek değildi. Ligden düşeceklerini biliyorduk. Lareno o dönemde devamlı kazanan değerli bir pozisyondaydı. Yani Beşiktaş'taydı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Beşiktaş transfer haberleri videoları için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.